Evet sevgili arkadaşlar, bugün gitar yapıyoruz. Gitarlarımızı ben hazırladım. Böyle çok şirin, çok tatlı oldu, değil mi? Sen de göster. Gülmeyin arkadaşlar, gitar yapabiliriz. Yani illa gidip satın almamıza gerek yok. Evet işte biz böyle akustik, efendime söyleyeyim, gitar türleri, elektro yapabiliriz. Bu elektrik bağlayıp yapabiliriz bunu. Çok güzel oldu. Şimdi ben bunu birazcık uydurdum. Uydurmasyon tabii ki de yapamayız. Şimdi nasıl yapacağız? Emre'cim, sen hiç daha önce gitar çalmayı denedin mi? Ben çalmayı denedim. Hı? Ben de 4 yaşındayken denedim. 4 yaşındayken mi denedin? Pekala. Şimdi öncelikle arkadaşlar burada şöyle göstereceğim. Tellerini takabilmemiz için delikleri açtık. Bir kalem yardımıyla şöyle... Daha bu ABC'nin kalemiyle de size gösterebilirim. Şöyle iyice iyice açıyoruz. Bu makarna ipliklerin geçebileceği kadar arkadaşlar. Böyle. Alemsin ve sen ya. Şuraya kadar taşıyacağız ipi. Arkalarından da düğümleyeceğiz. Şimdi deneyeceğim. Burada bakın nasıl kadar... yapıyorum, siz de bakın. Ya. Birazcık zor benim, olacak ama. Bu benim mi? Hı? Bu benim mi? Evet, bu senin olabilir. Evet arkadaşlar, geçirdim. Buradan düğüm atıyorum. Böyle bunu proje ödevleriniz olursa yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok da basit oluyor. Nasıl onları evet. Yani ABC'de kolaylıklar yapıyoruz. Gülmeyin. Evet bakın. Bu kadar gülme... Hala gülüyorlar. Evet bu kadar da gülünmez. Gülmeyin. Gülmeyin. Tamam. Sakin olabilirsiniz. Sakin olun. Her şey yolunda. Her şey kontrol altında. Hayır gülmeyin. Alemsin sen ya. Alem şey mi? Bu arada... Annem şey olmaz ki. Bize Emre sen bir sure okuyacaktın ya, onu oku istersen. Ne dersin? Allah-u La'ya karar verdi. Allah-u La'ya karar vermiş. Evet. Pekala o zaman. Allah-u La oy. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la tehüzühü sinetü ve la nevlehü ma hissemavad ve ma fil mezel yazı ve şuendu illa bi izni lalemu ma beyne eydihim ve ma faf ve la hüdüne susma ve huvellelülül azim. Aferin sana. Maşallah. 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 Kim dedi? Emre. Maşallah. Kim dedi bilmiyorum. Galiba televizyondan dedi. Galiba. Gülmeyin. Bir dakika şimdi. Gülmeyin. Bir şey soracağım. Bir dakika bağırmayalım. Bir şey soracağım. Tamam. Emre'cim. Tamam. Televizyondan mı geldi, emin misin? Televizyondan mı? Evet. Evet. Senin bir arkadaşın var Neva diye. Biliyorsun değil mi? Evet. O bunun bir kedini, bunu bir kedinin yaptığını söylüyor. O mu ses çıkardı? Evet, kediymiş. Meğerse tüm bu sesler kediden geliyormuş. Oy, evet. Özür dilerim. Evet, olmaz. O kadar öyle akılsız diyemiyoruz. Değil mi? Dememeliyiz. Arkadaşlarımız öyle dememeliyiz. Kim olduğunu bilmesek de dememeliyiz. Yok, kim dedi? Evet arkadaşlar, bu şekilde bağladık. Şimdi ama bağladık. Yetmedi. Tabii ki yetmedi. Kaç tane kaldı? Kadar kaldı, iki tane. İki tane daha kaldı. Şimdi ben bunların iplerini bağladıktan sonra siz süsleyeceksiniz. Büşra'cığım senden bir şey rica edeceğim. Orada tahta kalem var. Bize bir resim çizer misin? Nerede? Evet. Arkada mı? Evet, arkasında. Sen resim çiz bakalım. Bu mu? Evet. Bakalım bize ne çizecek? Sen de resim çizmeyi seviyor musun Emre'cim? Evet. Ondan sonra ben yaparım. Senin de istedi değil mi canım? Bir resim çizmek evet. Çok zevkli. Ya da... Arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Sonra bir sürpriz misafirimiz var. Ne olabilir? Sürpriz misafirimiz kim olabilir acaba? Bir düşünüyorum. Kim olabilir? Kedi. Hayır. Evet. Alo. Kim geldi? Sevdenur gelmiş. Hoş geldin Sevdenur. Hoş bulduk. Ben size şey olacaktım.
Yoksa ve onun Türkçesini okuyacağım. Dua okuyacaksın öyle mi? Ne duası? Evet. Tamam. Evet, sevdiğin bir dua okuyacakmış Emre'ciğim. Dua okuyacak. Biz de o zaman o duaya ortak olalım, tamam mı? Tamam. Şimdi o zaman Sevde'nin Ruh'u dinliyoruz. Başla bakalım. Cam cam rası alır meyni el elike İran mafyam midirtan basyam Beşifan mühini da'i ve tegahmin Allah'ım senden faydalı ilim geniş rızık ve türlü bizim hastalığımızdan şifa dilerim. Amin. Çok güzel okudun. Amin. Amin. Maşallah. Evet, maşallah diyoruz değil mi arkadaşımıza? Sevde Nurcuğum. Başka ne hazırladın peki duadan başka? Başka bıyığı kaygan değil mi o kadar? Bir dakika ben duyamıyorum Emre'ciğim Sevde'yi. Bilmece de hazırladım. Evet, o zaman şimdi bir şu an Emre dikkatlice dinliyoruz, tamam mı? Size soracağım bilmece. Tamam, bilmece soracakmış bize arkadaşımız, çok heyecanlı. Dinliyoruz. Sıra sıra odalar bildiğin kuvalar. Evet. Siz bileceksiniz. Biz mi bileceğiz? Otur bakalım Büşra'cığım. Tamam, sıkıldın mı? Sıra sıra odalar birbirini kovalar. Nasıl olur bunlar? Bilmem ki. Tren tren. Tren tren. Ama tam cevabını verecektim ben Sevdenur. Tamam biliyorum ben aslında. Tren tren. Tren tren. Çok tatlısın sen. Peki o zaman tamam. Ben de seni yiyeceğim. Sen mi yiyeceksin? Ben de onu yiyeceğim. Ama ben yiyecektim Sevdenur'u. Sevdenur'cum. Güzelmiş. Başka bir bilmece var mı? Başka yok. Tamam. Tamam o zaman. Teşekkür ederiz. Sevdenur bizi aradığın için çok tatlısın. Kendine iyi bak. Seni üçümüz yiyeceğiz. Allah Allah. Nasıl yiyeceğiz? Evet arkadaşlar çok şirin oldu gerçekten. Değil mi? Çok yaşa. Evet şimdi onu da yapacağız ama bir tane. Birazcık bekleyeceğiz tamam mı? Ben turuncuyu çağıracağım. Tamam. Bu arada bizim Aman Ördek Yeşil Yeşil diye bir şarkın varmış senin şu an. Onu söyler misin? Ama bir dakika öncesinde şimdi bize nasıl bir resim çizdiğini anlatır mısın acaba? Adam. Adam çizdin. Bu adamın vücudu nasıl böyle? Tanıyor galiba. Tanıyor mu? Evet. Bu adamı tanıyor musun? Tanıyorum. Allah Allah. Anladım. Emre nereden tanıyorsun? Sen tanıyorsun bence bu adamı. Galiba Emre dedi. Adı Emre. Emre'yi çizmiş arkadaşlar bir sıra. Ama Emre. Gül neydi? Emre. Kusura bakma ama onun adı Gülücüklü Emre olsun, tamam mı? Evet arkadaşlar bir tanesini bitirdik. Şimdi ikinci bölümümüzde bunu boyayacağız. Arkadaşımız boyayacak, evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi konseptimiz çok uyumlu. Biz burada şakacıktan bir gitar yapıyoruz ve gitar ve müzik öğretmenimiz Kaan Yüksek bizimle birlikte. Daha önce de köpeğini getirmişti. Arkadaşlarımız eğer izleyenler olduysa hatırlarlar Viskin diye. Çok tatlı bir köpeği vardı. O zamanlar 9 aylıktı değil mi? Evet. Şimdi kaç aylık oldu? Şimdi 10 aylık oldu. Ortalama. Bir ay önce çağırmışız sizi. Bir ay önce. Maşallah. Evet. Daha güzel şeyler öğrendi mi? Daha yeni numaralar. Maşallah. Yeni numaralar da öğrendik. Büyüdükçe öğreniyoruz. Evet. Siz aynı zamanda böyle hem hayvan öğretmenisiniz hem de müzikle de ilgileniyorsunuz. Evet. Evet. Müzik dersleri veriyorsunuz çocuklara. Çok güzel. Bizimle de böyle güzel şarkılar söylemeye geldi arkadaşlar Kaan öğretmenimiz. Çok mutlu olduk. Biz de işte şimdi burada böyle yüniklikten tel yapıyoruz. Olamaz mı öğretmenim? Kesinlikle olur. Çok güzel. Evet. Bundan da ses çıkabilir belki. Biz çıkaracağız o sesleri. Alemsin sen ya. Müzikte zaten inanmak önemli olan. Evet. Yani siz kaç yaşınızda başladınız mesela? Çok güzel bir giriş yaptınız. Hı hı. Bunu böyle bayağı güzel güzel çalıyorsunuz. Çok profesyonelce. Ne zaman başladınız? Benim 3-4 sene olacak. Çok değil. Fakat
ekran başındaki arkadaşlar aslında çok şanslı. Yani ben onları çok kıskanıyorum şu anda. Çünkü onlar çok gençler, her şeyi öğrenecek kapasiteler. Ve yani evet, ben onların yaşında olmak isterdim şu an. Daha çok öğrenirler değil mi? Tabii, kesinlikle. Ne kadar küçük yaşta o kadar çok öğrenirler. Evet, ilgisi olan arkadaşlarımız böyle başlayabilirler. O zaman şimdi böyle hep beraber güzel bir şeyler söyleyeceğiz ya Kaan öğretmenle. Mesela hangisiyle başlayalım? Onlar öndeler diye bir ilahi var arkadaşlar. Tamam. Ezgi var daha doğrusu. O Ezgi'yi Büşra ve Emre biliyor. Emre birazcık biliyor değil mi Emre? Evet. Tam mı biliyorsun? Hatırlarsan söylersin onlar öndeler. Tamam mı? Şimdi Büşra ile o zaman başlayabilirsiniz öğretmenim. Ben hemen bir bulayım buradan. Tamam. Bu arada arkadaşlar ben Emre'nin de gitarının tellerini yaptım. Tamam. Çok az kaldı. Evet. Tamam. Öğretmenim isterseniz siz böyle birazcık çalın. Sonra da Büşra başlasın. Tamam. Hadi bakalım Emre. Geceye adım adım Büşra. Başla. Alkış gelsin kocaman. Büşra birazcığını biliyormuş. Ama siz bunu böyle bütün arkadaşlarınızla grupça söylediğinizde daha yüksek sesle söylüyorsunuz değil mi? Çok güzel oluyor. Peki o zaman bir de Kırmızı Balık şarkısını hani tekrar çalalım mı? Evet, ben çok beğendim onlar söylerken. Evet. Ben de çalmak istedim. Burada duymuş Kaan öğretmenimiz Büşra'nın söylediğini. Sonra çok beğendim. Evet, çok beğendin değil mi? Büşra o zaman tekrar söyler misin? Çok güzel olur. Bu arada da sen söylerken bir yandan da parmak boyasıyla gitarına boyalar yapabilirsin. Olur mu? Mesela tüylerden yapıştırabilirsin. Baksana ne kadar tatlı. Değil mi? Al bakalım. Ben kırmızı istedim. Tamam, al bakalım. Şimdi kırmızı balığı söyle o zaman. Kırmızı tüy yapıştırırken. Kırmızı balık geldi. Kırmızı kırmızı yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor. Ortacını arıyor. Kırmızı balık dinle. Kırmızı balık dinle. Sakın yemi yeme. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç. Bu kadar mı? Evet. Balıkçı Hasan geliyor. Unuttun mu? Pekala, işte böyle. Çok ben güzel. Kırmızı boya isteyeceğim. Kırmızı boya istiyorsun. Peki o zaman. Öğretmenim, bu arada siz bize bir tane şarkı söyleyecektiniz. Evet. Hangi şarkıydı? O zaman ben Arkadaşım Eşek söylemek istiyorum. Evet, Arkadaşım Eşek şarkısı. Alkış gelsin öncelikle Kaan öğretmenimize. Çok güzel. Evet. Şimdi başlayacak. Bu arada ben de ne yapıyorum? Evet, gitarımız arkadaşlar Eva'dan akor düğmesi yapıyorum. Çok komik. Bundan hiç akor düğmesi olur mu? Demeyin, olur. Öğretmenim, Kaan öğretmenim, bir telefonumuz var. Sonra alalım sizden. Alo. Evet. Sare. Sare, hoş geldin. Ya. Hoş geldin. Sareciğim, nasılsın? Hoş bulduk. Nasılsın İrem, Sare? İyisin. Sesin birazcık az geliyor.
Biraz daha yüksek sesle konuşur musun? Tamam, götür böyle. Evet, alo. Sari orada mısın? Tamam. Tamam, peki. Alo. Evet, 10. kez alo dedikten sonra başlayacağız İrem'le konuşmaya. Galiba. İrem'cim. Efendim? Bir tanem ne hazırladın bize? Heyecanlandın mı yoksa? Unuttun mu ne söyleyeceğim? Hiç anlaşılmıyor ama üzücü bir durum oldu bu. Biz anlayamıyoruz İrem'cim seni. Gönderdik mi İrem'i? Evet. Çünkü sesi gelmiyordu arkadaşlar. O zaman şimdi Kaan öğretmenim, biz sizi dinliyoruz. Başlayabilirsiniz. Çok güzel. Kaç yıl oldu saymadım köyden geçeli. Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli. Hiç haber göndermedin o günden beri. Yoksa bana küstün mü, unuttun mu beni? Dün yine seni yandım, gözlerim doldu. O tatlı günlerimiz bir anı oldu. Ayrılık geldi başa, katlanmam gerek. Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Yaban taylar çayırda tepişiyor mu? Çilli horoz kedilerle dövüşüyor mu? Sarı kız minik kuzağı sütten kesti mi? Kuzularla oğlaklar sevişiyor mu? Uzun kulaklarını son bir kez salla. Tüm eski dostlarından bir haber yolla. Ayrılık geldi başa, katlanmam gerek. Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek. Hep beraber. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Çok güzel. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz öğretmenim. Ne kadar güzel söylediniz. Başka daha var değil mi öğretmenim? İlerleyen dakikalarda paylaşacaksınız bizimle. Kesinlikle. Tamam. O zaman şimdi biz hangi aşamadayız onu bir gösterelim çok arkadaşlarımıza. Çok güzel olmuş gitarla. Evet. Bir bakın arkadaşlar. Telefonumuzdan önce şöyle gösterelim bir. Emre ne kadar güzel yaptı. Benim gitarım bir, o kadar güzel değil yani. Bu bir. Evet. Güzel. Lazım. Kapışırlar mı? Kapışırlar değil mi? Bakar mısınız? Bu bir sanat eseri arkadaşlar. Sarı lazım. Muhteşem oldu. Sarım lazım. Hemen vereceğim bu arada. Bir alo diyelim. Alo. Alo. Kim gelmiş? Kim gelmiş acaba? Asya gelmiş. Alo. Asya hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Eviniz çok mu kalabalık? Asya'cığım evinizden çok sesler geliyor. Çok mu kalabalık? Ben Hayat Erkürsü okumak istiyorum. Bir de şiir okuyacağım. Hiçbir arkadaşımız benimle sohbet etmiyor. Hemen bir şeyler okuyup kaçmak istiyorsunuz. Arkadaşlar sizi tutacağım, göndermeyeceğim.
neden böyle yapıyorsunuz? Şimdi Asya bir şey soracağım sana. Bir şey sorabilir miyim? Ben sohbet edebilir miyim? Tamam, çok mutlu oldum. Tamam, sohbet edelim işte. Bunu istiyordum. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Evinizden çok ses geliyordu da. Kardeşlerin mi çok acaba? Evet. Heh işte, onu merak ettim. Çok tatlılar. Arkadan sesleri geliyordu. Bunu yapıştıralım buraya. Efendim? Arkadan sesleri geliyordu da Asya'cığım. O yüzden merak ettim. Çok tatlılar galiba. Sen kaç yaşındasın? Efendim? Kaç yaşındasın? 9. 9 yaşındasın. Kaç kardeşin var peki? 3. 3 kardeşin var. Peki sen kaçıncısısın? Birinci. Birinci. En büyük ablasın sen. Ne kadar güzel. Abla olmak nasıl bir duygu Asya? Çok güzel. Çok güzel. Aferin sana. Bunun için bir alkış gelsin sana. Evet Asya'cığım, şimdi o zaman başlayabilirsin. Ben bütün merakımı giderdim. Sana dair her şeyi öğrendim. Kaç kardeşin olduğunu da öğrendim. Oh, rahatladım. Şimdi başla bakalım. Sen de bir şeyler sormak istiyorsan sor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La tehfuzuhu sinetun ve la nevum. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Men zellezi yeşfa'u indahu illa bi izni. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum. Ve la yuhitune bi şeyin min ilmi'i. İlla bimâ şâ ve siye kursiyyuhu semâvâti vel ard ve lâ ye'ûdu'u hissuhuma ve huvel alîl azîm. Sadakallâhul azîm. Evet, harikasın Asya. Teşekkür ederiz. Çok güzel okudun gerçekten. Bir tane de şiir okumak istiyorum. Tamam, başla bakalım. Selam Çanakkale'ye. Diyor düşman uymaz der atamız. Kanmak kandırılmak bizim zaafımız. İnancımıza katılmıştır harcımız. Ezan, vatan, bayrak tek ortak faydamız. Milleti de elinden uzak kalıncak çıksa ecnebi olur oyuncak. Bayrak küsürülür, kırılırsa sancak. Eski düşmanca malı saldırır ancak. Dönmüyordu geriye cephaneye varan. Sulandı şehitlerin kanıyla vatan. Cesaret ve metanet tek zülcelaldan. Nice kınalı kızlar oldu kurban. Yedi düvelle geldiler üstümüze. Tarih görmüş müydü böyle bir sahne? 6000 mermi düştü metrekareye. Selam şehit ocağı Çanakkale'ye. Evet. Peki, teşekkür ederiz Asya'cığım. O zaman senin tanıdığımıza da memnun olduk. Hoşçakal tatlım. Kendine iyi bak. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir elleri gösterelim. Eller. Eller. Ve gitarlar. Kaan öğretmenim, siz de gösterin. Bakalım 3 tane. 3 tane gitar yan yana. Temizlik, boya, badana. Hepsi burada. ABC'de. Islak mendillerle el temizleme işlemi yapıyoruz. Evet. Bu kadar batırmayı nasıl becerdin bakalım. Anlat bize. Emre. Önce hangi aşamadan başladın? Bir parmakla. İlk önce bir sarıyla var. Ondan sonra da kırmızıyla, ondan sonra maviyle, ondan sonra şöyle. Yani bir şey söyleyeceğim. Şuna batırdın, sonra bu küstü mü? Bu bana da dedi. Sonra bu bana da dedi. Sonra öteki bana da bana da dedi. Siz de var bir tane de. Bir tane de bende var ama benimkiler küsmüyor birbirine. Ama gitarları da çok güzel olmuş. Gitarları da harika oldu tabii. Benim de bir sürprizim var. Bakar mısınız arkadaşlar? Duydunuz mu? Onlara. Ya merak ettin mi Emre? Merak ettin mi Büşra? Acaba Kaan öğretmen size nasıl bir sürpriz yapacak? Evet öğretmenim, açıklayacak mısın sürprizini? Açıklayayım şimdi. Bu gitarlar böyle çok güzel yapılmış. Ama bunları çalmak için, gitarı çalmak için bir şeye ihtiyacımız var. Evet, soru işaretleri. Ne olabilir? Tırnağımızla çalacağız öğretmenim. Neyle olacak ki? Tek tırnakla çalınmaz gitar ama. Allah Allah. Plan var mı ekran başında da?
Bilmiyorum. Ekran başındaki arkadaşlarımızdan bilenler muhakkak vardır. Ama acaba Büşra, Gülücüklü Büşra ve Gülücüklü Emre biliyor musun? Ben bilmiyorum ki. Ekran başka neyle çalınabilir? Neden gülüyorsunuz? Neyle çalınabilir acaba? İşte pena. Evet. Arkadaşlar penayla. Penaymış. Nasıl öğretmenim? Onlar nasıl yapıyorlar böyle? Nasıl? Pena ne bu şekilde tutulur ve gitara tellerine vurularak çalınır. Yani penayla çalınır gitar. Evet, tırnağımız yoksa kırılabilir mi? Tırnağımız tabii kırılabilir yani. Özellikle elektro gitar ve akustik gitar da penayla çalınır. Yani telleri çok sert olduğu için evet. Tırnaklarımız zarar... Ama biz öğretmenim, biz iplik daha yaptık. Tırnaklarımız yumuşacık yumuşacık olacak. Ama olsun, ben yine de bu gitarları çok beğendim. Onun için bunları arkadaşlarımıza hediye etmek istiyorum. Yaşasın. Gerçek bir gitarınız olduğunda da o zaman kullanabilirsiniz. Al bakalım. Bu da Gülücüklü Emre'nin. Gülücüklü Emre, teşekkür edecek misin? Teşekkür ederim. Ama nasıl çalacağız? İşte şimdi en güzel kısmı arkadaşlar. Bir son halini gösterir misiniz? İki tane vermeyecekler miydi? Nasıl iki tane? Bak şöyle. Şöyle. Şöyle bir ayağa kalkın da. Ayağa kalkın. Harika gitarlarınızı bir olduğunuz yerde ama. Şöyle gel yanıma, yaklaş, gitmeyin. Böyle bir ayakta gösterin. Arkadaşlar ne kadar tatlı oldu gitarları, ben çok beğendim. Yakından gösterelim. Bir de şöyle beline doğru tut. Tutuşunu gösterir misiniz öğretmenim? Nasıl tutmaları lazım? Ya, bu şekilde. Ah. İşte öyle, evet. Kurumasını bekleyemeyiz biz. Tamam. Tamam, olsun. Bununla sonra da bir buradan daha böyle yap. Elim tamam, kirlensin. Böyle. Şimdilik. Çok güzel, çok doğru. Bakar mısınız Büşra'ya yakından? Şimdi öğretmenim, hep beraber bir şarkı söylemeye ne dersiniz? Tabii. Evet. Nasıl olduğunu bir öğretin öğretmenim. Nasıl böyle bu teller, mesela notaları hangisi? Bu do mu? Re mi? Normalde 6 tane tel var bir gitarda ama bu gitarlar bas gitar olmuş. Bas gitarda 4 tel vardır. He, 4 tane. Tamam, bas harika. Gitarda 4 tane tel vardır. Evet. O zaman öğretmenim, hemen bir şarkı söyleyelim mi? Siz söyleyin son şarkınızı, bizim için söyleyeceğiniz şarkınızı. Onlar da çalarak bize eşlik etsinler. Benim kolum vardı. Yıkayacağız onları, tamam mı? Şimdi bakalım bir şarkı. Anlıyorsun değil mi söyleyeceğim? Evet. Öğretmenim, ondan önce biz hemen hediye gönderelim. Sonra başlayalım. Tamam. Ve o şekilde programımızı bitirelim. Evet, bizi arayan arkadaşlarımıza. Ama balık tutmadık. Evet, balık tutmadık. Bizi arayan arkadaşlarımıza balık hediye gönderiyoruz. Sevdenur Doğan ve Asya Berlin'e. Evet. Ne gönderiyoruz? Evet. Pet oyuncaktan oyuncak. Ve İrem Sare ve Asya'dan Nesil Çocuk Yayınları'ndan kitap gönderdik arkadaşlar. Hafta içi 0312 alan koduyla 341 21 21 no telefonu arayabilirsiniz. Bakın, araya da sıkıştırdı penasını. Çok profesyonelsin. Al bakalım. Şimdi öğretelim. Başlayalım. Yürüyorum size. Bu arada size çok teşekkür ediyorum. Size ne? Ona göre. Sizi yer, ona göre. Gel. Kimse seni görmüyor. Çünkü kameranın açısından çıktım. Olmaz. Şimdi öğretmenim, geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Sizin şarkınızı söyleyerek ve çalarak programımızı bitireceğiz arkadaşlar. O zaman hep beraber çalalım ama. Tamam. Onlar da çalsın. Ben böyle kaldım ama olsun, ben buralardan eşlik ederim. Başla bakalım. Hava ayaz mı ayaz, ellerim çok derince. Bir türkü tutturmuşum, duyuyorsun neyini? Çalacak bir kapım yok, mutluluğa hasretim. Artık sokaklar beni, görüyorsun neyini? Zaman akmıyor sanki, saatler durmuş bugün. Sonsuz yalnızlığımda, bir tek sen varsın bugün. Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Geçip gitti yıldan, anlıyorsun değil mi? Bir resmin kalmış bence, tam ortadan yırtılmış. Anne siyah kazaklı, biliyorsun değil mi? Gözlerimden süzülen birkaç damla önünde senin sıcaklığın var, anlıyorsun değil mi? Zaman akmıyor sanki, saatler durmuş bugün. Sonsuz yalnızlığında, bir tek sen varsın bugün. Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Geçip gitti yanda, anlıyorsun değil mi? Harika. Bu şekilde.
şekilde el sallıyoruz ABC Kaan Yüksek öğretmenimiz de bizimle birlikteydi. Ve tatlı gitarlarımızla Gülücüklü Emre ve Gülücüklü Büşra da bizimleydi. Çok mutlu olduk. Yarın yine biz aynı saatte ABC'deyiz. Sizi de bekleriz. Tamam.